Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler ekip binasında açıklama yaptılar. İşte bakanların açıklamalarından dikkat çeken başlıklar. Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler ekip binasında açıklama yaptılar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yarın Muğla bölgesinde nem oranının kritik seviyeye %8'e düşeceğini belirtti. Antalya ve Muğla'daki yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Tabii ki havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın çok hızlı estiği ve nemin de son derece düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Meteorolojik olarak yarın yine tüm günlerin, tüm zamanların en düşük nemiyle karşı karşıya kalacağız. %8 gibi bir nemle karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yaz zamanında böyle bir mevsimde %30'un altında bir nemin ne Antalya'da ne de Muğla'da olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla mücadelesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. Tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 150'nin üzerinde iş makinesi ve 5000'in üzerinde tüm kamu kurumlarından personelle müdahalelerimiz devam ediyor. Uçaklar konusunda dediğim gibi alan çok yaygın olduğu için vatandaşlarımız semaya baktığı zaman çoğunlukla gözleri uçak arıyor. Ama şunu da söylemem lazım, arazi yaygın ama defalarca da sortiler yapılıyor. Şöyle çok kısa bir örnek vereyim. Muğla'da sabahtan beri 1000'den fazla helikopter sortisi ve 3000 tona yakın Muğla'da su atıldı helikopterlerle. Uçaklarla da 1500 tonun üzerinde su atıldı. Bakan Pakdemirli yangın söndürme uçaklarıyla ilgili de konuştu. Hem karada hem de suda kullanılan amfibik uçaklar tercih edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, hala yardım için uçakların gelmeye devam ettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan provokatör paylaşımları sert bir dille eleştirdi. Bakan Soylu, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Sanki yani iki tane selfie çekmekle, ya kusura bakmasınlar ya üzülüyorum. İki tane selfie çekmekle yangın söndürülüyor. Böyle bir şeyi lütfen buradan herkese, siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, İdeoloji ve düşünce gözetmeksizin söylüyorum, buradan herkesin bu konuda hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, hem onlarla birlikte olabilmek, hem onlara destek ve gayret verebilmek, hem millet olarak sağduyu görevimizdir, hem de vatandaşlık görevimizdir. Birincisi bu. İkincisi, şimdi ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var. Bakın biz burada şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Antalya'da 4 gündür hem Manavgat Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir, hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum? Baktığım zaman 10 tane, 20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem, yani tweet'e yazar, şu da eksikti, şu da şöyleydi dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Tam tersi, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz, sizin Antalya Belediyenizle, diğer belediyelerinizle, Muğla Belediyenizle şunu söylersiniz lider olarak. Arkadaş biraz ağırdan alın. Bak bu yanlış bir şeydir. Ve bu eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşların böyle bir şey yapmıyorlar. Ama ikide bir bunu ortaya koyarsanız, bu değerlendirmeyi yaparsanız, onlar da canıraş mücadele ortaya koyuyorlar, görmüyor muyum? Hep beraber mücadele ediyoruz. Bakan Soylu sabotaj söylentileriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu ve gözaltıların olduğunu söyledi. Dün akşam 300'e yakın ihbarın geldiğini belirten Bakan Soylu, ihbarların hepsinin titizlikle değerlendirildiğini belirtti.